Selam arkadaşlar. Bu videoda size AIM9 füzesinden bahsedeceğim. F-18'de AIM9 nasıl seçilir, nasıl hedef bulunur, nasıl atış yapılır ondan bahsedeceğim. Şöyle başlatayım. Tekrar pause diyelim. AIM9 kısa menzilli ısı güdümlü bir füze. Sol kanatta, sağ kanatta 3'er tane şu an yüklü AIM9 M tipli füzeler. Önümde 3 tane Su-25 var. Bunları hedef alacağız. Yani bunlar bomba uçağı olduğu için kolayca vurulacağını tahmin ediyoruz. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Master arm'ımız açık olması yeter. AIM-9 ateşleyebilmek için. İki tane sensör switch'i ve silah seçimi switch'i kullanılacak. Bu bahsettiğim daha önceki videolarda switch, iki switch'ten bir tanesi. Birincisi silah seçim switch'i. Önce bu silah seçim sivizinden sola bastığımız zaman AIM-9'u seçecektir. Bundan biraz bahsedeyim. İleri basarsanız AIM-7'yi, sola basarsanız AIM-9'u, geri basarsanız topu, sağa basarsanız AMRAM'ı yani AIM-120'yi seçer. Sensör sivizinden de öncelikle ileri basarak bir ACM moduna girmeniz lazım. Hani radarı Air Combat Maneuvers ACM dediğimiz moda sokmamız lazım. Daha sonra tabii ilk o ACM moduna girdiği zaman Boresight modda girecektir default olarak. Sonra sola basarak Wide Acquisition mod, işte geri basarak Vertical Scan moda girerek herhangi bir modda kill'imizi atacağız. Şimdi burada 2.4 km yani çok yakın mesafede Su-25'ler. Onun için hemen çabuk yapacağım simülasyonu başlattıktan sonra. Zaten label'lar açık, şu gördüğünüz Su-25 yazı bıçakların üzerinde. Hani daha kolay olması için bu rehberin böyle tercih ettik. Evet, pause açtım. Bakın master arm seçili. Weapon select switch solda. AIM-9 seçili. Bakın şu an hedefliyor. Bu şekilde de atabilirim. Hani hangi yapıp, ama ben bir arkalarına geçeyim. Arkalarına geçtikten sonra deneyeceğiz. Tabi onlar da beni vurmaya çalışacak şimdi. Öncelikle sensör switch'i öne basarak ACM moda geçtim. Bakın Boresight modundayım şu an. Boresight modundan Wide Acquisition mod veya Vertical Scan moda geçtim. İşte şurada bir tanesi. Vertical Scan modda otomatik olarak bunu kitlemesini bekleyeceğim. Uygun parametrelerde atış yapacağım. Hızlandığımız için dönüşte zorlaşıyor tabi. Biraz kısayım. 500 net. Tabi güneşten de etkileniyor bu. İnfrared şey olduğu için. Algıcısı. Nereye gittim? İkisi de burada. Tamam, yakın olan önce hedefleyelim. Vertical scan modu açılıyor. Şimdi kilit alacağından şüphem yok. Evet, aldı. Yuvarlağı içeri soktuk. Atış. Güzel, bu vuruldu. Diğerine dönelim. Diğeri buradaydı. Onu da vertical scan yerine Boresight'ta hedeflemeyi deneyelim. 7 kilometre. Boresight yakaladı onu. Hani bu atalım. Bu tabi infrared güdümlü ama radardan hedefin yerini algılayıp oraya doğru atış yapabiliyorsunuz. Kaçırdı tabi bu hedefi, uzak olduğu için biraz. Algılayıp atış yapabiliyorsunuz. Yani radar onu ilk atıştan önce yönlendirebiliyor. Böyle bir güzelliği var. Şu anda radardan bağımsız ısı gibi gidiyor tabi. İlk atışınızı yaparken oradan hedefleyebiliyorsunuz. Bakın flare kullandığı için yine kaçırdı. Üçüncüye attım aynı hedefe. Bu vurdu. Şimdi AIM-9 ile ilgili bu kadar bilgi yeterli. Şu an diğer bir uçak daha var. Onu vurmam için topu kullanacağım. Altımızda bir tanesi uçuyor, bir tanesi şurada. Şimdi topu seçmek için önce Weapon Select Switch'ten geriye bastım. Bakın gun seçili. Gun yazısının altında da 578 tane mermimizin olduğunu gösteriyor. Şu adam yaralı mı? Yaralı gibi duruyor. Bakalım. Ha yok, yaralı değil. Arkasından numara çıkarıyormuş. Bunu takip edelim. Gun kullanarak sadece avlamaya çalışalım. Şurada.
otomatik tekrar kilidi attı. Hızlı geldim biraz. Neyse. Yavaşlayalım, arkasına geçelim. Bakın burada da ACM modunda kilit atabilirsiniz topla. Bu kadar. Yani diğer uçaklar düşmeyenler var, tamam, o önemli değil. Önemli olan topu ve AIM 9'u gördük. Yani tekrarlarsak şöyle, topu tekrar DSF'te basayım, ACM modundan çıkayım, topu tekrar işte AIM 9, AIM 7 veya AIM 120'yi seçebiliriz bu Weapon Select Switch'ten. Herhangi bir şeyi seçtiğiniz anda, bakın AA modda, yani seçtiğiniz an, hava silahı seçtiğiniz anda, hava moda giriyor zaten otomatik olarak. Sensör sürecinden ileri basarak önce Boresight modunda gelecektir. Daha sonra işte geri basarak Vertical Scan, sola basarak Wide Acquisition mod veya ileri basarak tekrar Boresight modda kilit atmasını bekleyeceğiz radarımızın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.